Ne kadar şey dağıldı kafam şu an. Kendimi tanıma, tanımlamakla ilgili. Ben nasıl tanımlıyorum emineyim. Yani böyle e, kurallarım olmadığı hiç. Hani şu şöyle olacak. Planı programı zaten sevmem. Hani sabah kalkacaksın şu saatte şunu yapacaksın. Bu saatte bunu yapacaksın. Böyle hani o belli bir program içinde yaşamak beni hep gelmiştir. O yüzden hani şu saat sabah 8 akşam 5 hani iş günü herhalde hiçbir zaman benim içinde olamayacağım bir hayat tarzı. Bu açıdan köyde doğduğum için, köylü köylü olduğum için şanslıyım. Emine tanımlamak zor <laughs> ya şu an çok zor gerçekten. Böyle Hani kabuğunu sanırım hep sınırlarımı zorlamakla, hep kabuğumu yırtma çalışmakla geçti geçti ömrüm. Çok negatif bir insan değilimdir aslında ama çok pozitif düşünemiyorum son zamanlarda, böyle çok olumlu düşünemiyorum. Sınırlarımı genişletmek, hani hep böyle kendime kabuğumu kırıp kendime böyle geleneksel yaşamın içinde. Farklı bir yol çizmeye çalışa, çalışmakla geçti neredeyse ömrüm. Beni çevremin beni değiştirmesine izin vermemeye çalışarak mücadele etmekle, kendim olmak, kendime kendim olmakla, ben olmakla e, olmaya çalışmakla geçirdim zamanımı. Şimdi şöyle dönüp geriye baktığımda elimde elimde iki çocuktan ve işte o iyi kötü anılardan başka da hiçbir şey yok gibi. Hani karamsar olmamak lazım da bizi çok fazla zorlamış. Hani bazı insanlara sunulur hayat böyle tepside. Şu an hak etmediğim bir hayatın içinde olduğumu hissediyorum çoğu zaman kendime. Hani tamam doğada olmak, hayvanlarla olmak güzel. Bunlar beni besliyor zaten. Bunlar beni bütünlüyor, tamamlıyor. Bir de öyle olmasaymış herhalde başa baş edemezmişim. Ama hak ettiğim bu değil şu anki zaman değil. Tamam böyle çok lüks beklentim, çok konforlu bir hayat beklentim olmadı. Zaten köyde de şey ama böyle daha bir düzenli yaşamın içinde en azından bunu ben kendim hissetmiyorsam bile bunu ben kendim istemiyorsam bile çocuklarımın benim yaşamdığım sıkıntıları, içlerine dert ettiklerini gördüğümde içim acıyor biraz. Hani ben eksik olanı kendimdeki kendimde eksik olanı çok fark etmiyorum aslında. ama bunu bana çocuklarım benim için üzülerek bunu bana hissettiriyor şeyle diğer çevremde sanki benim yaşadığım sıkıntıları böyle hani kendi ellerinde var olanlarla böyle bir bir de destek olan bir çevre şeyim var. Beni tanımlamak bu yani şu anki psikolojimle biraz zor. Yani öğrenmeye çalışırken, paylaşmaya çalışırken hep veren olmaktan elimde e, sanki Elim bomboş kalmış gibi hissediyorum. Yemek yapmayı, böyle bir şey üretmeyi çok severim. Elimin lezzeti bile değişti sanki yaşadığım böyle e, hayat gailesiyle e, debelenmekten, çabalamaktan. Hani mesela mutfağı çok severim. Çok geniş, çok güzel güzel bir mutfağım neden yok diye hayıflanıyorum mesela şu son zamanlarda. Bu benim biraz dert ediyorum içime. Sen başkalarını düşünerek yaşadığın zaman başkalarının da seni düşündüğünü, düşüneceğini algılıyor insan ama öyle değil. Bu benim içimdeki en büyük yaralardan birisi. Çok az insan bunu yapabilecek yüreğe sahip. O yüzden hani hep manevi hayatın manevi kısmına hep manevi beslenme hep işte birilerini yetişmeye, hep düzeltmeye çalışırken ömür dediğimiz şey akıp geçmiş. Şimdi hani elli küsür yaşına girip de eksik olanları gördüğümde hani bu neden bu kadar paylaşımcı olmuşum neden bu kadar ha bir de hep şöyle kandırmışım kendimi işte kendim için kendim için şu iki senelik çiftlik hayatı mesela benim herhalde uzun uzun zaman içinden çıkmayacak benim geleceğimi hiç düşünmemiş bir adamla neden 15 sene yaşadım düşüncesi Tamam o da kendi çapında çok iyi. Çok iyi bir insan. Ama algılar değişik, hayattan beklentiler değişik. Hani soruyorum kendi kendime 8 sene, 7 sene önce bilseydi bugün hayatıma daha bir çeki düzen vermiş olurdum. Bir yerden bu kadar çok dara düşmezdim diye düşünüyorum. Öbür taraftan da ya hiç hala daha başlamamış olsaydım hala başlamamış da olabilirdim. İşte bak bu adımı attım ve başladım. Bundan sonra işte beş sene sonra bugün olmayı istediğim yerde beş sene olma şansım var. Hala o dar şeyde o negatif düşünceleri düzeltmeye çalışırken başkalarının yaşamını anlatan şikayet diliyle konuşan dili çizgisinde yaşayan bir insan olarak hayatıma da, da devam da edebilirdim. İşte başladım bu yeni yola girdimin şeyi de çok. Ama insan faktörü gene de her ne olursa olsun benim için çok önemli. Dostlarla, çevremle bir şeyleri paylaştığımda daha mutlu oluyorum. Tek başıma yaşamayı çok beceremediğimi fark ettim birkaç gündür. İşte tek başına sofraya oturmak benim için neredeyse hani işkence gibi bir şey. Hani kalabalık sofraları seviyorum. Içim, hani tek başıma yemek yemek içimi acıtıyor. Öbür taraftan da evet tek başıma olmalı olmalıydım, olmalıyım. Çünkü tek başına olmayı tercih etmediğiniz zaman da hep sunan, hazırlayan tarafsız siz, ee, siz oluyorsunuz. O da öyle bir değişik. Ya hayat çelişkilerle dolu. Ben de çok çelişkili e, duygular içinde yaşadığım bir süreçteyim. Düzelecek diye um, umut ediyorum. Geçecek diye umut ediyorum. Ama e, kendimi sadece Emine diye tanımlamak e, kendime çok haksızlık olur. Hani ben börtü böcekle, otla, hayvanla yani bütün o çevremde e, yaşadığım şeylerle varım. İşte sa sabah kalktığımda ne bileyim Yatağımın altında gördüğüm koyun gözünü elime alıp ya günaydın gene mi geldin deyip onu şöyle poposunu dürtüp bahçeye çıkarmak işte çekirgeyle konuşmak hani sinek bile, e, sinek bile vızıldayıp ya gene mi geldin yani niye e, kapıyı açmıyorum neden geliyor daha beni rahatsız ediyor yani onu öldürmek zorunda olmak bile e, şey böyle... Yani o doğada köyde hani o taşla o kabukla o otla o hayvanla işte onlarla birlikte yaşadığım zaman hani bamya toplarken e, bamyamı tırtılla paylaşmak paylaşarak yaşamak beni çok mutlu ediyor. Bu anlamda da şanslıyım tabii. Hani e, şanslı demekten ha, O çemberin içinde var olmak beni mutlu ediyor. O zaman kendimi huzurlu o zaman kendimi özgür hissediyorum Hani bazı arkadaşlarım dağlar Kızı reyhan der bazı arkadaşlarım bereket tanrıcası der geçen portekizli bir portekizli miydi geçen bir senin şey çekilen fotoğrafımın altına ilahi yazmış ilahe yazmış çok mutlu oldum hani o doğanın içinde kendimi buluyorum Hani bir tek emine değil işte, çan, hani bir tek emine edemek e, yeterli mi? Aslında daha çok burasını e, silersin. Daha çok vakit geçirip daha çok konuşulsa konuş herhalde böyle eksik eksik parçaları tamamlamış olurum kendimle ilgili. Yarın yeni bir gün, yarın daha iyi hissedeceğim kendime. Birkaç gündür öyle o yalnızlığın tavana vurduğu insan hem hem tek başına olmak hem de bir sürü insanla zamanını paylaşmak istediği noktada problem oluyor işte kendi içinde. Şu an kendime ancak bu kadar anlatabileceğim doğrusu. <laughs>